Muazzez Hanım'la Hakkı Bey geldiler. Aşağıdan aşağıdan. Anne bak, lütfen bu insanlara iyi davran. Hakkı Bey hastaneden çıkar çıkmaz beni görmeye gelmiş. Ay kızım böyle pat diye haber vermeden gelinir mi hiç? Salih, sen git onlarla ilgilen. Ben üstüme falan bir şeyler geçireyim. Hadi sen tamam, git. Tamam, tamam, tamam. Ay sen de bak orada kurabiyeleri çıkar. Bir çay demle, tamam mı? Tamam, tamam. Bana bak. Ne? Sakın bunlar seni oğullarıyla evlendirmek için gelmiş olmasınlar ha? Ne derlerse desinler, bütün tekliflerini geri çevireceksin, tamam mı? Ha? Duydun beni? Anne! Tamam mı dedim? Tamam, tamam. Hadi, ben hazırlanıyorum, hadi. Tamam. Hadi. Vallahi maşallah diyorum Hakkı Bey, o kadar iyi gördüm ki sizi. Sağ olun, sağ olun. Üç stentten sonra yırttık yani. Motoru sıfırladık. Ama doktor stres sıkıntı yok dedi, emekli etti Hakkı Bey'i. Yok efendim öyle bir şey. Ben emekli olacak adam mıyım ya? Aman olmayın. Her şey olun ama emekli olmayın. Bak ben emekli olduğuma o kadar pişmanım ki. Her gün işimi özlüyorum. Onun için sakın emekli olmayın. Tabii tabii merak etmeyin. Salim Beyciğim ne olur öyle demeyin. Zaten tutturuyor işe gideceğim diye. Ahmet ve Gamze birbirlerini severek evleniyorlar. Bu severek mi? Bu aşk, evet. Ve Efe adında bir çocukları oluyor. Buraya kadar her şey normal. Mutlu bir aile tablosu. Adamın annesinin yüzünden zengin kaynana, fakir gelin mevzusu. Hış, köle-i zavra. Hış, ne bileyim kül kedisi. Hış. Hayır, alakası yok. Bu olay tamamen küçük çocuk Efe ile alakalı. Kız öyle şey olur mu? Elka'da bebe nasıl karıştırsın ortalığı? Ya Fadime abla, işte bu çocuk büyüdükçe babasına benzemiyor. Olay buradan patlak veriyor. Allah Allah, adam delirmiş mi ne? Bizim Demur da Hakkı Bey'e benzemeyin. Hakkı Bey Demur'un beline geliyor. Oldun işini. Aynen öyle ha. O mevzu beni yıllardır uyuz etmiştir zaten hep. Çünkü huyu suyu da benzemiyor bunların. Hiç kardeşine mardeşine de benzemiyor. Bu çocuk kesin evlatlık. Kim? Sen. Sen evlatlıksın. Seni bir yerden aldılar bence ucuza. Ketenpire getirdiler seni. Öpüşmeyeceksek daha fazla bakışmayalım. Çok teşekkürler yavrum. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anneciğin evde yok mu? Ne bileyim ya. Gelir herhalde. Buyurun. Sağ ol kızım. Gel bakayım şöyle yanıma. Gel. Seni ne kadar özlemişim canım benim. Of ben sizi ne kadar özledim. Yani gerçekten iyi olmanıza, sağlıklı olmanıza benden daha çok sevinen yoktur. Sağ ol kızım. Yani o kadar zor günler geçirdim ki işi bırakma raddesine geldim. Ama tabii ki size verdiğim sözü de unutmadım. Bilmez miyim? Canım. Bu ne? Bu ne şimdi? Bu yeni arabuluculuk olayımız bizim Demir Bey. Birilerinin çalışması gerekiyor. Tıpkı Zevcem'in de dediği gibi birilerinin çalışması gerekiyor. Bu kadın Gamze, tahtada ismi yazılı olan Gamze Bergüzer Kuntiz'in müvekkiliydi. Peki biz bunun kocası Ahmet'i ne yaptık? Arabuluculukla bizim büromuza gelmeye ikna ettik. Peki nasıl ikna ettik? Şöyle ikna ettik. Ünlü arabulucu Nil Karay'ın adını vererek. Adam da internetten araştırdı, daha sonra bizi aradı. Yani... Yani Nil'in dönmesi şart değil mi? Aynen. İyi o zaman gidin döndürün Nil'i. Çünkü benim telefonlarım açmıyor. Vallahi gidip dayanacağım kapısına. Hayır sakın öyle bir şey yapayım deme. Figen teyze vallahi seni bu sefer karakola verir, görürsün gününü ha. Ankesörlüden ara ya da gizli numara yap telefonunu öyle ara. Ya tamam dalga geçmeyin be oğlum ya. Aman efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız Hakkı Beyciğim? Sağ olun. Vallahi iyi gördüm ben sizi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ay maşallah size, maşallah, maşallah. Ay buyurun, rahatsız olmayın. Oturun, oturun lütfen. Maalesef. Canım hoş geldin. Hoş bulduk Figen'cim. Vallahi ne kadar güzel eviniz var, bayıldım. Gerçi sizinkinin yanı da müştebihat gibi kalır ama... Ay her gün bir müteahhit geliyor kapıya. Yıkıp lüks apartman yapmak istiyorlar. Aman sakın ha Figen Hanım. Bu cennetten çıkıp da apartman dairesine tıkılır mı insan canım? Sakın sizi aldatmasınlar. Yok yok. Yani daha karar vermedik zaten. Bakıyoruz.
fena çuvalladık Berkan, çok fena. Ben çuvallamadım abicim. Sadece hiç beklemediğim bir hamleyle karşılaştım ve şimdi daha büyük bir hamle yaparak cevap vereceğim. Nasıl bir hamleymiş peki bu? Ayça'ya kendime aşık edeceğim. Ne? Ayça'yı mı? Evet. Ayça olmaz. Neden olmazmış? Ayça daha 22 yaşında. Ne olmuş? Yani abisi yaşındasın. Ne önemi var kızım? Eğer Demir senin Ayça ile beraber olduğunu öğrenirse çıldırır. İşte ben de bunu istiyorum, çıldırsın. Bugün geldiğinde Ayça'nın gözü benden başkasını görmeyecek. Ve benim için abisini karşısına alacak. Gündüz gündüz bunlar seni istemeye geldi. Ay ne ayarsız, ne arsız bir aile yani, ne arsız. Anne yok öyle bir şey ya. Yani yoktur herhalde ha? Kızım nesi yoktur ha, nesi yoktur? Bir insan bir kızın evine çikolatayla, çiçekle niye gelir ha? Niye gelir? Ya öf anne ya. Ne öfü, ne öfü? Arsızlar, arsızlar. Olmayacak işte, görecekler günler, olmayacak. Gelelim sebebi ziyaretimize. Nil benim öz kızım sayılır. Öz evlatlarından onu hiç ayırmadım. Siz de benim ikinci babam oldunuz. Her zaman. Sağ ol evladım, biliyorum. Demir malum bizim oğlumuz. Mal benim malım. Ama onu övecek değilim tabii. Övülecek bir yeri yok zaten oğlunuzun. Ayarsızın teki sizin oğlunuz. Rica ederim yani Figen Hanımcığım. Haytadır filan ama iyi yürekli, vicdanlıdır benim oğlum. Muazzez, bir dakika susar mısın lütfen? Evet, ne diyordum? Bak, unutturdun işte. Şimdi Allah'ın izniyle... Hakkı Bey, lütfen. Olmaz. Ben de izin vermiyorum, olmaz. Niye Figen Hanım? Şimdiye kadar aklınız neredeydi? Niye konuşmadınız? Ses etmez olur muyum efendim? Ama beni dinleyen yok ki. Ama şimdi söylüyorum, hayır. Bir müsaade eder misiniz lütfen? Evet, Allah'ın izniyle... Hakkı Bey, lütfen beni yanlış anlamayın ama... olmaz yani, evlenemem ben Demir'le. Evlenme kızım. Ha? Sen zaten hastanede ben evlenmem deyince... ben o defteri çoktan kapattım. Hemen kapattınız yani. Evet. Müsaade etmediniz ki. Allah'ın izniyle sağlığıma kavuştum diyecektim. Kızım bak, sana bir teklifim var. Geç büronun başına. Ben de sana yardımcı olayım. Büromuzu gene yüceltelim. Ne dersin? Hakkı Bey, beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Size saygım sonsuz, biliyorsunuz bunu ama... yani biz Demir'le birlikte çalışamayız yine. Peki. Demir'i kovdum, tamam. Ne? Evet. Hayır Hakkı Bey. Bunu yapamazsın, olmaz öyle şey. Yaptım, oldu. Bundan sonra ne diyorsam o olacak. Muazzezciğim, hiç gerilme. Benim kızımı sen de az çok tanırsın. Dürüst, sözün eri, namuslu bir kızdır benim kızım. Bugüne kadar Hakkı Bey komadayken ona verdiği sözü tuttu, sabretti. Ama bundan sonra önü açık. Buraya kadarmış. Olmaz yani. Peki Hakkı Bey. De. İşte bu. İşte bu. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Afiyet olsun. Babacığım. Nerede kaldın oğlum bu saate kadar? Bürodaydım. Aylardır senden çok yoruldum ben. Sabahleyin erkenden kalk. Tıraş ol, takım elbise giy. Sıkıcı işler biliyorum senin için. Vallahi elimden geldiğince emanetine sahip çıkmaya çalıştım baba. Yani biraz tökezledim. Ama her şeyi toparlayacağım, merak etme. Merak etmeyeyim ha? Ben size büroyu böyle mi bıraktım? Batırdın ulan büroyu.
kovdum seni. Aa. Bundan sonra Nil tek başına yönetecek işi. Nasıl olmaz, kovamaz. Bal gibi de kovarım. İş benim, büro benim. Bak babacığım, ben Nil'i seviyorum. Eğer beni kovarsan ondan ayrı kalırım, görüşemem onunla. Sen Nil'e layık değilsin oğlum. Nil'i üzdün. O senden daha iyilerine layık. Az kalsın kızın başını yakıyorduk be. Nil'i unut. Ben de ne güzel babamdan set gidereceğim diyordum ya. Baba. Ben hayatta her zaman kendi bildiğim yoldan gittim. Aynı senin gibi. Senin kurduğun oyunu oynamam ben. Sen de elinden geleni ardına koyma babacığım. Olur mu? Afiyet olsun. Nereye gidiyorsun be? Daha söyleyeceklerim bitmedi. İyi akşamlar. Gel buraya, daha söyleyeceklerim bitmedi. Görüyor musun? Baba sana inanamıyorum ya. Sen Nil'i abime tercih mi ediyorsun yani? Konuşma. Senin de Nil'e nasıl davrandığını çok iyi biliyorum. İsteseniz de istemeseniz de Nil'e saygı göstereceksiniz. İşte o kadar. Fatura yerine. Yemeyeceğim ben. Afiyet olsun. Yeter artık Hakkı Bey.